Değişim nedir? Diyelim ki düşüncelerinizin kaderinizle veya geleceğinizle bir ilişkisi var ve de düşüncelerinizin hayatınızı yarattığına inandığınızı varsayalım. Gün içinde 60-70 bin arasında düşünce üretiriz ve bu düşüncelerin %90'ı bir gün önceki düşüncelerle aynıdır. Yani eğer düşüncelerinizin geleceğinizle ilişkisi olduğuna inanıyorsanız ve bu düşüncelerin %90'ı önceki gün düşündüklerinizle aynıysa, o zaman hayatınızın ya da geleceğinizin pek de değişmeyecek olması gayet anlaşılabilir bir durumdur. Çünkü aynı düşünceler her zaman aynı seçimlere yönlendirir. Aynı seçimler her zaman aynı davranış biçimlerine yönlendirir. Aynı davranış biçimleri her zaman aynı deneyimleri yaratır ve aynı deneyimler aynı duyguları oluşturur. Ve o aynı duygular aynı düşüncelerinizi etkilemeye başlar. Biyolojinizdeki her şey aynı kalır. Nöral devreleriniz, nörokimyanız, hormonlarınız ve hatta gen ifadeniz. Nasıl düşünüp, nasıl hareket edip, nasıl hissettiğinize eşittir. Nasıl düşündüğünüz, nasıl davrandığınız ve nasıl hissettiğiniz kişiliğiniz dediğimiz şeydir. Kişiliğiniz, yaşamınıza veya kişisel gerçekliğinize yakından bağlantılıdır. Nörobilimde bir prensip vardır. Birlikte ateşlenen sinir hücreleri birbirine bağlanır. Yani eğer son 10 yıldır aynı düşünceleri düşünmeye, aynı seçimleri yapmaya, aynı davranışları sergilemeye, aynı deneyimleri yaratmaya, aynı duygu ve hisleri üretmeye devam ettiyseniz, beyninizi de benzer bilinirlikte yapılandırmışsınızdır. Beyninizdeki o kutu 35 yaşına geldiğinizde birbirine bağlanmış, yerleşik bir dizi program haline gelir. Bu da sizin kimliğiniz ya da kişiliğiniz haline gelir. 35 yaşındaki dönüm noktası birçok açıdan birçok insanın o yaşa geldiğinde ezberlenmiş davranışlarının olduğu anlamına gelir. Bilinçsiz duygular, tepkiler, otomatik alışkanlıklar, yerleşmiş tavırlar, inançlar ve algılar. Tıpkı bir bilgisayar gibi çalışır. Bir insan değişmeye karar verdiğinde bilinç altında ezberlediklerinin %95'ine karşı gelmek için bilinçli zihin sadece %5'i kullanır. Kişiler istedikleri kadar pozitif düşünebilirler ama o düşünce asla beyin kökünden geçip bedenlerine ulaşmayacak. Çünkü düşünceleri böyle söyler ama bedenleri geçmişe göre şartlanmıştır. Yani eğer düşüncelerinizi bir gelecek görüşüyle tanımlayarak yeni bir yaşam yaratmak için kullanmıyorsanız, o zaman geçmişin anılarıyla baş başasınız demektir. Ve yaşamınızda tahmin edilebilir bir hale geleceksiniz. Birçok insan sabah uyandığında temiz bir sayfayla başlar. Hiçbir şey düşünmüyor, hiçbir şey hissetmiyordur. Saniyeler içerisinde beyin geçmişin bir kaydı olduğu için sorunları düşünmeye başlar. Yaşamlarındaki problemleri belli insanlarla, belli nesnelerle, belli zamanlarla ilişkilidir. Bu sorunları düşünmeye başladıklarında geçmişte düşünmeye başlarlar. Bu şartların ya da problemlerin her birisinin onunla ilişkili bir duygusu vardır. Her duygu ya da his geçmiş bir deneyimin kaydıdır. O tanıdık duygularla temas ettikleri anda ve o duygular düşüncelerini yönlendiriyorsa ve düşüncelerin kaderle ilgisi olduğuna inanıyorsanız, o zaman onların geçmişte düşündüklerini söyleyebiliriz. Ve geçmişte düşündükleri müddetçe geçmişleri her zaman gelecekleri olacaktır. Bazı insanlar bu düşünce ve duygu, duygu ve düşünce döngüsüne kapılıp kalır. Bu neden olur? Duygu ve hisler geçmiş deneyimlerden kalan ürünlerdir. Deneyimleri daha iyi hatırlayabilirsiniz. Çünkü nasıl hissettirdiklerini hatırlarsınız. O zaman şunu söyleyebiliriz. Yaşamınızdaki bir durum ya da sorun sebebiyle hissettiğiniz duygu ne kadar kuvvetliyse içinizde daha fazla değişebileceğinizi hissedersiniz. Bu durum sizi daha da fazla uyandıracak ve dikkatinizi buna dışarıda neyin sebep olduğuna daha fazla vereceksiniz demektir. Odağınızı sebebe kilitlediğiniz zaman beyin bir görüntüyü dondurur ve resim çeker. O resim beyindeki anı haline gelir. Şimdi insanlar o geçmiş deneyimin bağlantılar içerisinde nörolojik olarak düşünme ve o duygunun sınırları içerisinde hissetme eğilimindedir. Ki bunlar aslında kimyasallardır. Ve tabii ki nasıl düşündükleri ve hissettikleri onların varoluşu haline gelir. Birine neden böylesin diye sorabilirsiniz. O da ben 35 yıl önce başıma gelen bir deneyim yüzünden böyleyim diye yanıt verir. Biyolojik açıdan söylediği şudur.
35 yıl önce onu değiştiren bir olay olmuştur ve o zamandan beri hiç değişememiştir. Hafıza üzerine yapılan son araştırmalar, geçmişle ilgili konuştuklarımızın %50'sinin aslında gerçekten yaşananla alakası olmadığını gösteriyor. O anı yaratılmıştır. Çünkü artık 35 yıl öncekiyle aynı beyne sahip değilsiniz. Peki bunun anlamı ne? İnsanlar onları geçmişte tutan özdeşleştikleri duyguyu tekrarlamak için deneyimlerinin anısını süslerler. O zaman bir anlamda kişinin hiç yaşamadığı mutsuz bir yaşamı tekrar tekrar yaşadığını söyleyebiliriz. Ve beyinle beden nörolojik ve kimyasal olarak daha da fazla geçmişe şartlandırılmış olur. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın, teşekkür ederim.